Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kıymetli vatandaşlarımız, sizleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Atam'ın Meclisi'nden sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pençe Kilit operasyonlarında kaybettiğimiz ülkemizin yiğit vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, ailelerine, ülkemize ve aziz milletimize sabır diliyorum. PKK terör örgütünü ve terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bugün burada 2024 bütçesini ve ülkemize neler getireceğini konuşuyoruz. Fakat bu bütçede büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan milletimizin sorunlarına çare olacak reçeteler ne yazık ki göremiyoruz. Bu dönem varsılla yoksul arasındaki farkın uçuruma dönüştüğü bir dönem olarak maalesef tarihe geçecek. Vatandaşlarımız yüksek enflasyon karşısında çaresizlik içinde. Gençler umutsuz, çocuklar geleceksiz, anneler babalar çaresiz, yaşlılar büyük bir sessizlik içinde. Türkiye %29'a varan genç işsizliğiyle OECD ülkeleri arasında maalesef sondan ikinci sırada. Ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına yönelik bir eğitim politikamız yok. Ülkemizin nüfusu demografik fırsat penceresinde, yani çalışabilecek nüfus oranımız yüksek. İş gücü potansiyelimiz var, ülkemizin coğrafi avantajları var. Fakat ne yazık ki biz bu avantajları bir enkaza dönüştürmüş durumdayız. Yatırımcılar güven duymadıkları ülkemizden yatırımlarını çekti. Bizim o kıymetli gençlerimizin binlercesi Meksika sınırından Amerika'ya gidiyorlar çaresizce. Büyük bir beyin göçü yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı sayıları az göstermeye çalışsa da yurt dışına gitmek isteyen doktor sayısı binlerce. Ne acıdır ki bu genç beyinlere neden gittikleri sorulduğunda ekonomik sebepler kadar adaletin eksik olduğu ülkemizde güvende ve güvencede hissetmediklerini söylüyorlar. Gelelim eğitimdeki durumumuza. AKP 20 yılda 20 bin köy okulunun kapısına kilit vurdu. 2022-2023 yılında dünya sıralamasında ilk 500'de hiç üniversitemiz yok. Nasıl olsun ki değerli milletvekilleri? Büyük bir baskı altında üniversiteler, müthiş bir ayrıştırmaya maruz bırakılıyor. Memurlar geçinemiyor ve kira bedellerini karşılayamıyorlar. Karşılayamazlar da. Önceden lojmanlar vardı. En zor dönemlerde yapılmış lojmanlar. Nedense alelacele satıldılar, birer birer satıldılar. Babalarının malı gibi sattılar. Değerli milletvekilleri, ben de bir memur çocuğuyum. Biz de lojmanda oturduk ve ben kurumun öğrenci yurdunda okudum üniversiteyi. Bugün üniversite öğrencilerinin yurt sorunu aldı başını gitti. Benim okuduğum öğrenci yurdu Orman Genel Müdürlüğü'nündü. Binlerce çocuk okudu, meslek sahibi oldu ağaçların içindeki o mütevazi binalarda. Atatürk Orman Çiftliği'nin içindeki o binaların yerinde şimdi ne var biliyor musunuz? İtibardan tasarruf olmaz denilen, günlük gideri 33 milyon olarak açıklanan Amerika Birleşik Devleti Başkanı'nın Beyaz Saray'ın 10 katı bir saray var. Orada artık ne yazık ki ne orman, ne ağaç, ne de o çocukların yurtları kaldı. Sorarım şimdi sizlere. Bir şey yapılacaksa neden Atatürk Orman Çiftliği'ne yapıldı? İki, bu kadar şatafata gerek var mıydı? Şimdi diyeceksiniz ki her şeye muhalefetsiniz. Bu bütçeyi evet diyeyim. Gençlerin eğitimine, yurduna, işsizliğe, çocukların sağlıklı beslenmesine, uyuşturucuyla mücadeleye, memurun, işçinin, emekçinin geçimine yetecek kadar bütçe ayırsaydınız elbette biz de evet derdik. Ama nasıl diyelim? 7500 TL emekli maaşıyla geçinen Ahmet amcam ilaç fiyat farkına maaşının yarısını veriyor biliyor musunuz? En basit ağrı kesici şurupta bile 50 TL fiyat farkı çıkıyor. Bir eczacı olarak söylüyorum. Yıllardır söylediğimiz bugün 3 dozu
10.000 TL'yi bulan HPV aşısı ve hastalık her geçen gün artıyor, hala ödenmezken, koruyucu sağlık hizmetine ilaca yeteri bütçe ayrılmamışken, üstüne üstelik en kötüsü bunlar görmezden gelinirken, Allah aşkına neye evet dememiz gerektiğini bir açıklayın da biz de bilelim. Beni kendilerini temsil etmem için gönderen onur duyduğum memleketim Giresun'da pek çok sorunu var. Benim ilimde de gençler göç ediyor. 2022 TÜİK verilerine göre gelir sıralamasında il olarak en son sıralarda yer alıyor benim güzel şehrim. AKP iktidarları döneminde yatırımlar devlet bütçesinden aldığı ödeneklerde nice haksızlıklara uğradı. Şimdi size soruyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın başlangıcını 28 Aralık 2012 olarak söylediği Güney Çevre Yolu Projesi yatırım programına alındı mı? Şehir içi trafiğimiz için vazgeçilmez olan liman köprülü kavşak projemiz için kaç TL ayrıldı? İlimizde organize sanayi bölgelerinde büyük istihdam sağlayacak fabrikalarımız yok. Serbest bölge. Üretimi ve istihdamı artıracak olan serbest bölgeden Giresun'u neden mahrum bıraktınız sayın AKP yöneticileri? Siz bizim SEKA'mızı, bizim kalem fabrikamızı, bizim adelimizi, bizim kağıt fabrikalarımızı neden kapattınız? Neden bizi işsizliğe mahkum ettiniz? Siz bu memlekette yaşayıp yaşlanmayacak mısınız? Siz bunun vebalinden korkmuyor musunuz? Sayın milletvekilleri, Tirebolu Çay Fabrikası'ndan vazgeçilirken Rize'ye 2 organik çay fabrikası açıldı. Diğer illerde yeterli olan bütçe imkanları benim ilime gelince yeterli olmuyor bir türlü. Giresun Limanı hizmete girdiği yıldan özelleştirme sürecine kadar şehrin gelişimine büyük katkı sağlamıştı. Ticaret için kullanılırdı. Biliyor musunuz? Ben çocukluğumda gezerdik gelen gemileri, turist gemilerini gezerdik heyecanla. Giresun Limanı eski günlerine dönmeli, Giresun ticaret ve turizm merkezi olmalı. Sayın milletvekilleri, defalarca dile getirdiğimiz Giresun ve çevresini kalkındıracak ulaşım projeleri hayata geçirilmeyi bekliyor. Elektrik sorunumuz var. Elektrik altyapısı 30-40 yıllık köylerimiz var. Yol sorunumuz var. İlimde kalp, damar, onkoloji, çocuk, aile sağlık hizmetleri ve dahiliye uzmanı yetersiz. Yoğun bakım, yatak problemimiz var. Nemli bir bölgede yaşıyoruz. Romatizma hastalarımız çok. Romatoloğumuz yok. Maalesef kanser vakalarımız çok fazla. Alanında hizmet verecek bir bölge hastanemiz yok. Bakır, kurşun ve çinko bakımından zengin Giresun'un tüm ilçeleri maden şirketlerine tahsis edildi. ÇED gerekli değildir raporu nedir arkadaşlar? Bir anlatın bana. Benim vatandaşıma bir anlatın. Bir maden şirketine ÇED gerekli değildir diye rapor vermeyi bir anlatın. Her geçen gün büyüyen çevre felaketine dönüşmek üzere bu kontrolsüz işletmeler. Benim memleketimi daha ne kadar görmezden geleceksiniz. Fındık diyoruz, dünyanın en kaliteli fındığını üretiyoruz. Fakat maliyetini karşılamıyor, üretici çaresiz. Dönüm başına verilen alan bazlı fındık desteği tam 10 yıldır 170 TL, 10 yıldır. Fakat bunları konuşan yok. Milli Fındık Şurası toplanmalı ve acilen bir politika belirlemeliyiz. Giresun'a dünya fındık merkezini kurabiliriz. Biz bu bütçeye evet derdik. Fındığımız değerini bulsaydı, fındıktan katma değer üreten çikolata fabrikaları için ekstra teşvikler verilseydi, yollarımız yapılsaydı, güzel şehrimin yüzü gülseydi, hastalarımız ilacına ulaşsaydı, emeklimizin fiyat farkından boynu bükülmeseydi. Bu bütçe emekçinin, emeklinin, gencin, çocukların bütçesi olsaydı, sarayın bütçesi olmasaydı biz de evet derdik. Merak etmeyin, zaman çabuk geçer. Halkın bütçesini biz yapacağız. Savaştan çıkıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile sayısız fabrika kuran, köylü işçi, emekçi eğitim diyen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz kuracağız. Ve tüm bunları ulu önderimizin şu sözünde şiar ederek yapacağız. Memleketini en çok seven, görevini en iyi yapandır. Saygılarımla.